Sevgili Tuna Kiremitçi ve Gökçe karşımda. Onları hemen yanıma alıyorum. Efendim hoş geldin. Merhaba. Nasılsın Gökçe? Hoş geldin. Tunacığım hoş geldin. Hoş İyiyim. Sen nasılsın? Seni lütfen buyurun. Güzel. Benim için de aynı şey geçerli. Hemen sizlere küçük küçük sularımı. Ne kadar güzel dekorumuz. Teşekkür ederim. Bunları da evden getiriyorum. Böyle şeyleri olmayacaktım. Çok düşkünüm ben. Evet ben de. Ev kadınları yapıyor bunları. El emeği göz mü oldu? Gerçekten. Evet. Emayeleri kaplıyorlar. Sana veririm. Tam ben de sayfalarının ismini. Çok kıymetli buluyorum. Sularımı da böyle kapaklı bir şeydi. Aslında çay için tabii bu ama. Çok güzel. Suyu böyle ikram ediyorum ki stüdyonun tozu bilmem ne. Sonra biraz takıntılı biri oldum. Çok mu belli? Burç. Başak koç. Mı? Hmm, koç üstü başak, başak ama. Başak ne? Ben de başağım. Başak. Ben koç üstü başakım ama. Bir de koş üstü başak. Maalesef başak teracı. Başak teracı. Başak ne? Tuna Beyciğim siz? Balık. Ay balık. Sen. Evet. Balık. Ama iki defa başak kadınıyla evlendim. O yüzden tanıyorum. Ay başaklar çok zor balıklar için. Ay balık ne ala? Aa çok şaşkınım. Hiç balık tipi yok sende diyeceksin. Diyeceğim. Evet yükselenim de balık üstelik. Ne? Tam balık. Evet. Ah canım erik. Benim üzülüyor. Allah rahmet eylesin kayınvaliden böyle derdi. Canım erik. Allah canım çok erik. Sevdiklerini. Canım erik. Hep Allah. Böyle üzülünce. Çok severim ben bu lafı o yüzden. Allah başka zeval vermesin efendim. Ben Allah daha ne versin demeyeceğim. Yani duygusal. Bir şey de istemek istemem peşinden ama. Doğru evet ama işte ne yapalım artık. Sen ondan hep aşıksın. Yani, hep aşık mı ki ben bilmiyorum. Sanki. Ben bilmiyorum o kadar. Değil misin? Ben öyle görüyorum yani seni. Balık için hayat kolay değil tabii. Balık kadına daha çok yakışıyor. Çünkü duygusallık sonuçta kadına yakışan bir şey. Niye bence. Erkeğe de çok yakışıyor bence. Erkeğe yakışıyor ama duygu konusunu çünkü biraz daha şey yaşamak ama. Lazım. Belli yani. Ediyor daha ne etmesin yazdıkları çizdikleri yaşamak. Duruşlarıyla belli etmiyorlar ama. Peki. Hatta ha. Sert görünüyorlar falan. Genelde bütün tanıdıkları öyle. O göçmenlikten. Göçmenlikten o. Göçmenlikten o. Yani o sima olarak tabii biz biraz şey dururuz. Yani dışarıdan soğuk gibi soğuk duruyoruz olur. Yani. Ondan sonra ben genelde duyduğum şeydir. Tuna Bey siz o kadar soğuk bir insan değil bana misiniz? Bana da hep öyle söylüyorlar. Evet. Sen hiç öyle değilsin ama Tuna sanki hani gel beni keşfet duruşu o sanki soğuk değil de. Öyle bir cazibe böyle, yaratmaya çalışıyorsan kendime. Gel beni keşfet hali gibi. Ben de dışarıda öyleyim biraz ama. Ya sen nasıl olabilirsin diyor. Yani şöyle yani dışarıda tatlısı. Dururken böyle hani gülümsemiyorsam eğer hep bir şeyin var mı diye soruyorlar. Ben de diyorum ki sadece gülümsemiyorum arkadaşlar hiçbir şeyim yok. Şimdi Tuna çok güzel kitapların var. Zaten müzisyen din ama şairsin ama evet. Müzisyenlikle bir çıktın. Yanlış mı kaldı aklımda ben artık kitap yazmayacağım hayatımın kalanını müzikle devam ettireceğim gibi bir şey söyledin. Evet. Neden? Kendimi daha doğrusu biraz kendimi yorgun hissediyordum. Bir de polisiye roman yazmaya karar vermiştim ben. Fakat kendimi polisiye yazmaya hazır hissetmiyordum. Tamam. Dedim ki bu polisiye yazma işi benim için bir emeklilik projesi olsun. Şimdi ben kendimi müzeye... Son kitap bitti mi yani? Vakfedeyim. Hayır pandemi girdi araya. Ha. Ve işsiz kaldık ya pandemide. Tamam. Evet, müzik hala yani, şey mi? Sessiz mi? Yani devam ediyor işte. Ediyor yani mu? Yaptık tamam. Yeni şarkı Gökçe ile daha. Evet. Ondan sonra pandemide evde otururken yazar arkadaşlarım dediler. Ya. Polisiye yazma benim hevesimi bilen. Bak işin yok şu anda. Yazmamak için bir bahanem ya. Kalmadı. Tabii. Otur yaz. Ben de böylece emeklilik projesi olarak hayal ettiğim şeyi 10-15 yıl kadar öne almış oldum. Ama pandemi hepimizin erken emekliliğiydi. Dolayısıyla evet. Hala emeklilik diyebiliriz buna biz. Diyebiliriz ama işte müzik farkındalık. Iş, tabii. Evet müzik işleri de tabii yeniden başladı pandemiden sonra. Hayatımda ilk defa yazarlığı ve müzisyenliği profesyonel olarak aynı anda yapıyorum şu anda. Anlıyorum ki sen aslında polisiye çok sevmişsin de biz anlamamışız. Çok severim ben polisiye gençliğimden evet. Beri. Fakat bunu yazmayı becerip beceremeyeceğimden bir şüphem vardı. Eski yazdığım romanlarda da böyle polisiye unsur taşıyan pasajları okuduğum zaman çok hoşuma gidiyor. Evet. Ama meğerse yıllar içerisinde hazırlanmışım ben bunu yazmaya farkında olmadan. O zaman kitap bitti. Birinci ve ikinci kitaplar yayınlandı. Birincisi Mezun Cinayetleri, ikincisi Peri'nin Ölümü. Başkomiser Periyan Uygur polisiyeleri. Şimdi üçüncüsünü yazmaya hafif başlıyorum. Belki seneye üçüncüsü de serinin yayınlanır. İyi ki yazmayacağım, müzik yapacağım demişsin. Bir de yazacağım deseydin kaç tane kitabı Gökçe konuşamayacaktı programda. Bu pandeminin bir şeyi oldu. Sürpriz katkısı oldu benim için. Sosyal medyada görüyorum. Çok güzel eserleri, çok güzel isimlerle seslendiriyorsunuz. Müthiş ezgiler ve sözler aslında. Şimdi de ikinizin burada olmasının sebebi Nema Problema. Evet. Nema Problema. Nema Problema. Problema. Nema Problema. Problema be ya. Ne bu be ya? Evet.
Gökçe. Ne bu? Ne bu Gökçe? Problem yok yani. Ne oldu? Telefon çaldı Tuna Kiremitçi. Alo. Evet. Gökçe bak tam sana göre bir şarkı var. Neden? Çok yakışır. Neden bana göre? Hadi be ya ikimiz hadi de yapalım. Ben bayıldım zaten ilk dinlediğim anda. Çok güzel şarkı gerçekten. Ya Gökçe Balkan yani köklerinde de var Balkanlık. Evet. Yaptığı müzik de zaten sürekli bir Balkan namesi, evet, ezgisi ve sound'ı oluyor yani. Yakışıyor, çok yakışıyor ona çünkü. Çok. Ben de uzun zamandır Gökçe'ye beraber şarkı söylemek, teklif etmek istiyordum da ona yakışacak şarkıyı yapamıyordum bir türlü. Sonra Nema Problema ortaya çıkınca hiç tereddütsüz Gökçe'yi aradım. Adi söyleyelim beya diye. Adi söyleyelim. O da sağ olsun kabul etti. Ne güzel demiş evet. Şair insana hüzün. Bak ben de ne gerek be. Ben de Pınarhisar'da büyüdüymüş oradan geliyor bana dedi. Kırklar ele eğlen, damarım hüzün bak. Gerek. İnsana hüzün de gerek. Hüzün de gerek be ya. Gecenin karanlığı olmasa güneşi kim görecek? Yasını çok tutardım güzel. Ama yolunu ya. Bulur bu yürek. Sensiz burada da arabeske var değil mi? Evet. Sensiz geçen geceler beni bir daha üzmeyecek. Tabii. Herkes öyle ayrılsa keşke. Bir de bak balık üstü balığın dizelerine ya, bak. Sanma kederlenirim, küserim bir gün kadere. Er geç bütün bu olanları satarım üç kadehe. O hangi balık? Balık üstü balık olmasa. O hangi balık? Hangi? Yeni birini bulmuş balık. Ha şey yaptı orada. Tabii yeni birine aşık olmuş o yüzden öyle ayrılıyor. Rumeli balığı. Rumeli balığı. Kolay ayrılıyor yani ama... İşte bu yüzden dedik kalp çabucak unutmak istediği şeyleri en derinlere gömme kabiliyetine sahip mi? Aslında şarkıdaki kişileri ben biraz da şöyle hayal ettim. Aslında kendi kendini ikna etmeye çalışıyor. Ha. Yani niye ama problema diyor da arada da of of da diyor of, yani. Of, hani içi yanıyor bir taraftan ama ne ama problema sevgilim diyerek aslında hayat devam ediyor ve o kadar da ben üzgün aslında değilim. Aslında onu öyle söylüyor öyle değil. O kişiyi öyle söylüyor. Kendine de söylüyor ama bence yani öyle aslında. Hani sen var böyle hala. Misin? Yani böyle olmanın güzel bir şey olduğunu ah, dedi, düşünüyorum. Bak böyle ah, dedi. Bilmiyorum ben de merak ediyorum. Soramadığın keşke soruyu Ceyda sordu. Keşke böyle biri olabilsem. Özeniyorum olamadım. Böyle kişilere. Çok yaslı mısındır duygularına karşı? Sadece aşk için konuşmuyorum bunu. Yok, bir arkadaşınla kavga ettin zoruna gitti. Bunun yası uzun mu sürer sende? Ben de mesela uzun sürer ki koş neydim? Evet, koş üstü yani. Başak mıydı? Baçak mıydım? Öyle bir şey. Koş üstü baçak. Koş üstü baçaktan. Düşün. Sen öyle misin? Artık eskisi kadar duygularımın esiri değilim Ceyda ya. Yani yaştan mı bu yaşın sence? Öyle bir faydası yoksa oluyor, artık evet. Oralar aşındı, biraz nasırlandı mı aşınmak gibi mi? Aşınmak da var, artık tecrübe de var. Duyguların esiri olmaktan evet. Hayır gelmediğini bilmek de var. Yani tamam duygular güzel şeyler de onlar için kendimizi helak etmemize de her zaman gerek yok. Üreten bir için varmış gibi geliyor Gökçe bana. Hı. Ben de buradayım, ayrımdayım. Yani duygularımı artık birazcık törpüleyip biraz... Biliyorum ben zaten bunun başıma geleceğini deyip emniyete almaya başlamak mı? Yoksa ya bırak sen sanatçısın. Ben de şu aralar kendime sorduğum çok büyük bir ikilem bu. Ben hala şeydeyim. Hayır ya bırak. Yani sal. Ne olacaksa olsun. Bir kere daha olsun. Bir kere daha olsun. En iyisi salmak bence ya. Değil mi? Evet kesinlikle salmak en iyisi. Senin tarafına geçemedim yani ben. Orada bir strateji varmış birazcık durmak ve... Hayır sana her şeyimi sunmayacağım duygusu varmış. Dostluk içinde konuşuyorum. Gerçekten aşkla alakalı değil. Evet daha çok can acıtabiliyor dostluğun mesela evet, bazen. Evet o yüzden strateji olmuyor mu? Ben telefonla bile konuşmuyorum artık. Çok sıkılıyorum. Değil mi? Dostlarıma da çok cevap vermiyorum. Diyorum ki buluşalım kahve içelim bir yerlerde takılalım. Özledik değil mi? Telefon falan hiç sevmiyorum artık. Hiç tahammülüm yok benim mesela. Sen çok bayağı duygu salma noktasındasın. Ben zaman. Her şeyi saldım. Ben hayır. Sadece böyle sırtımı senelerdir sırtımı çantamı alıp böyle... Evet. Gitmek, gezmek, tozmak istiyorum. Bu da istiyorum. Güzel bir olgunlaşma biçimi bence. Evet, yani sanki. Hayatın akışına teslim olmak. Evet, evet. Yani asıl canım ne istiyorsa onu ben de oradayım canım. Istiyorum. Hayır hani dur yok, yani şey, sorunum yok. Her dostlukta ya şimdi kesin bu benim canımı acıtacak bir kız giyeceğizi hissediyorum. Yok, ama diyorum ki ya bir sal ya belki evet. De olmayacak. Bir de şimdi yılların tecrübesiyle gelen bir özgüven de var. Herhalde evet. Kendimi korumayı evet. Başarırım öyle başarırım. Bir şey olursa. Mesela beni bir de öyle kabul ediyorlar artık. Ben mesela diyor ki dün aradım niye açmadın? Canım istemedi diyorum. Ben de öyle. O çok güzel bir şey ve şu an bana daha çok güveniyorlar. Mesela bir arkadaşım diyor ki ben bebekteyim sana geleyim mi diyor. Gelme diyorum. Yani canım istemiyor ne yapayım? Aynı çünkü durumdayız. Çünkü o kişiyi daha çok kötü duruma düşüreceksin aslında. Ya, mış gibi diyeceksin. Yapacaksın çünkü. Öf diyeceksin canın istememesi. Sen hemen sohbet etmeye çalışacaksın değil mi? Tatsız olacak.
Öyle yapmak daha güzel sentetik bence. Sentetik duracak. Evet. Olmayacak. Ne zaman gideceksin sırt çantana? Sen neyi bekliyorsun? Ay ben senelerdir gideceğim. Ama biz artık yıldım. Ya yıldım git. Niye gitmiş? İçin böyle demiyor mu ya? Bir git artık şu çantayı alıp demiyor mu ya? Ya tam gidecektim şimdi köpeğimi alıp. Sonra arkadaşım dedi ki ya Ağustos'un oradasın da nereye gidiyorsun? Köpek 11 yaşında. Sonra hop kalıyorum. Tam gideceğim işte konser çıkıyor. Tam gideceğim bir şey çıkıyor. Diyorum ki tamam Fethiye'de konser var. Ben kalayım 2 gün diyorum. Ertesi gün de Kayseri geliyor hani falan. Böyle bir türlü gidemiyorum. Ya ben sen olsam yemin ediyorum çantamla dolaşırım ya her yere. İşte. Bilmiyorum. Zaten mecburen o kadar çok yere gidiyor ki demek ki. Belki de ondan. Gidiyorsun da göremiyorsun ki. Göremiyorsun. Ya da takılamıyorsun ki tabii iş yani.